CHP'de de gündem aynı, yerel seçim ve aday adayları. CHP lideri Özgür Özel İstanbul'da konuştu. CHP'li belediyeler için memnuniyet anketlerinin başlayacağını söyledi. İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut başkanların yeniden aday gösterileceğini söyledi. Yeni anayasa tartışması üzerinden iktidarı eleştirdi. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği, bizim de sahiplendiğimiz 3 büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin mevcut başkanlarının yeniden aday gösterileceğini bir kez daha hatırlattı. Kimseye verilmiş sözümüz yok diyerek. Verilmiş bir tek sözüm var partime. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin il başkanları İstanbul buluşmasında konuştu. CHP'li belediyeler için memnuniyet anketlerine pazartesi günü başlayacaklarını söyledi. CHP İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki belediye başkanlarını memnuniyet anketiyle, örgütün görüşü ve eğilim yoklamasıyla belirleyecek. Bazı yerlerde efendim ön seçimden vazgeçiyorlar. Ön seçimden vazgeçmek diye bir şey yok. Net söylüyoruz. Sözü anayasa tartışmalarına getirdi. Yeni anayasa tartışmalarını sürdürmek istiyorlar. Oradaki tavrımız net. Türkiye'nin sivil bir anayasa sorunu vardır. Ama Türkiye'nin bir anayasa yapma iradesi sorunu da vardır. Cumhur İttifakı'nın mutfağında hazırlanmış çabanın içinde hiçbir zaman olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. CHP lideri ardından Büyükdere Atatürk fidanlığı açılış törenine katıldı. İttifak yerine işbirliği kelimesini kullandı. Belki kelime yoruldu. Ondan artık ittifak yerine bu yerel seçimlerde örgütlerimizin, teşkilatların önerileriyle en doğru işbirliklerini yaparak bizim kazanacağımız, sizin kazanacağınız, Türkiye'nin kazanacağı önümüzdeki süreçte birbirine saygılı bir süreci yaşayacağız.